Lezzet yolculuğu bugün Şeyh Edebali ve Osman Gazi'nin diyarında. Kuruluş ve kurtuluşun beşiği Bilecik'te. Bu tarihi şehrimizdeki lezzet yolculuğumuz başlıyor. Yakışıklı mı yakışıklı Rafet amcam? Tanıştırıyorum Türkiye'ye. Başka ne var içinde şimdi? Çöreğimiz var. Gitti mi? Gitti, çöreğimiz. Başka ne gitti? Hindi dolması bayağı teferruatlı bir yemektir ama çok lezzetlidir. Kuzu yine mazıyı yatırdık. Türkiye'de bir kuzudan onlarca çeşit hazırlık yapılıyor. En farklı yöntemlerle kuzular pişirilecek. Bunlardan en güzeli, kuzunun en güzel pişirme şekli bana göre kuyu. Tarihi Osman evimizde şimdi geleneksel yemekler yapacağız. Misafirleri geldiği zaman bu şekilde evet. Ağırlıyorlar. Zor bir yemektir hazırlaması. Çok lezzetli. Yaşat ki devlet yaşasın diyen Şeyh Edebali'nin diyarında. Bilecik'in en güzel köylerinden birindeyim. Sarmaşık köyündeyiz. Yakışıklı amcalar, güzel müzikler, güzel insanlar. Osmanlı mimarisinin en sevdiğim tarzdaki evleri. Ertuğrul Gazi diyarında. Hoş geldiniz, sefa geldiniz tekrar özellikle. Buyurun. Yakıştın muhtemelen. Çok çok güzel, çok güzel. Güzele ne yakışmaz? Köyde olduğum sürece bunu kafamdan çıkartmayacağım. İnşallah. Başımın üstünde. Allah razı olsun. Her ikisinde çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şimdi ablalarımız acaba ne? Hangi yemekler yapacaklar? Nasıl bir hazırlık? Ablalarımız... Gidelim bir sohbet edelim mi? Tamam, edelim. Bakalım neler varmış. Tamam, tamam. Buyurun. Sizin de nefesiniz elinize sağlık. Merhabalar, nasılsınız? Merhabalar. Nasılsınız hani? Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Evimizin oğlusunuz. Ev izliyoruz her evladınızım. Hafta. Evladınızım. Evet. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Ben de kendimi öyle görüyorum. Yani Anadolu'da her ziyaret ettiğimiz evde, her diz çöktüğümüz sofrada o ailenin bir ferdiyim. Evet, ben gerçekten. Kendimi öyle görüyorum. Öyle gerçekten. Kabul gördüysek ne mutlu. Öyle görüyoruz zaten. Annelerimiz, ablalarımız. İzlerken öyle diyoruz. Evimizin oğlu diyoruz. Evde oturup izliyoruz. Sağ olun. Şimdi, sağ olun. Bildiğiniz gibi köylerimizin en meşhur yemeklerini anlatıyoruz ziyaretlerimizde. Evet, şimdi evet, buranın zeytinyağı meşhur. Çok meşhur. Sadece zeytinyağı değil. Burada herhalde mus hariç, tropikal bitkiler hariç her şey yetişiyor. Her şey sebze, çok her şey çok bereketli bir vadi evet, burası. Evet, toprağımız çok güzel, bereketli toprak. Yemekler her şey yetişir. Yemekler nasıl? Yemekler bizim burada geleneksel yemeklerimiz yağlı yufkamız olur. Oh. Tavuk içi dolma veyahut hindi dolma, yağlı yufka. Keşkeğimiz olur. Çok zordur yapım yemeği. Zeytinyağlı saatte. Sarmalarımız olur. Üf. Zeytinyağlı yemekleri hep zeytinyağlı yani. Anlat anlat. Heyecanlı oluyor. Anlat. Evet. Mantımız olur. Evet. Zaten gelir gelmez anladım. Burada hamur işleri tamam dedim. Neden anladım? Abilerimizin göbeklerinden. Göbeklerinden. Doğru. Köyümüzü biraz dolaşalım. Ardından tamam. Geleneksel lezzetlerimizi anlatalım sizlere. Tamam. Hadi bakalım tur başlasın. Çok güzel. Sarmaşık köyünde bir Rafet amca varmış. Keçileriyle yemyeşil doğada mutlu ve huzurlu yaşarmış. Neredeymiş dedim bu Rafet amca ve aradım buldum izini. Ben de mutlu oldum. Temiz havada çan sesleri, rengarenk keçiler, karizmatik, yakışıklı mı yakışıklı Rafet amcam. Tanıştırıyorum Türkiye'ye. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Allah razı olsun. Rafet amca nasılsınız? İyiyiz. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Doğru söylüyorum değil mi? Mutlu olduğun tabii, için, tabii, sevdiğin tabii, için tabii, bu işi yapıyorsun. Tabii, tabii. Ben 76 yaşında girdim. 76 senedir ben bu işi yapıyorum. Doğduğundan beri? Doğduğumdan beri. Bir çift telliden zevk alıyorum, bir bundan zevk alıyorum. Dünyada başı bir şeyden zevk almam. Bir çift telli, bir de keçiler. Bu keçi. Keçilerle biraz vakit geçelim. Şimdi bu keçi öyle bir hayvan ki... Evet. Pek şımarık.
Ağaçların böyle tomurcuk en taze yerinden yer, üstlerden. Yer. Suyun en temiz yerinden, en güzel tabii, yerinden içer. Tabii, tamam. Yatacağı yer oh böyle çamursuz, güzel, temizler orayı, öyle yatar. Orayı eşmeden yatmaz o. Öyle. Senin keçiler titiz, sen keçilerden de titiz. Ben titizim ben. Ben çıkardım malı, kimse çıkaramaz diyorum sana. Gidelim bakalım nasıl oluyormuş bu, bir, gel. Bir yaşlı. Kolay gelsin. Sağ ol. Tavuk. Kolay gelsin. Sağ olun. Bulgur. Bulgur. Kolay gelsin. Sağ ol. Göbek. Göbek. Kolay gelsin. Kürek. 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 Aşağıya doğru iniyoruz. Göbek. Kürek. Göbek. Kürek. Pilav. Pilav. Evet. Nasılsınız ablacığım, iyi misiniz? İyiyiz Allah aşkına. Siz de iyisiniz. Siz de iyisiniz. Şu bulgurun rengine baktım, şok oldum yani. Böyle bulgur mu olur canım? Doğal. Ne kadar güzel bulgur. Evet. Parlıyor, parlıyor. Şey gibi böyle, altın gibi bulgur. Evet. Bunlar özgür mü tavuklar? Evet. Böyle burada gezenler mi? Sarmaşık gezenler, köyünde. Evet. Oraya mettiler mi? Evet. Kaç tanesi sığdı buraya? 4-5 tane var. 4-5 tavuk buraya sığdı. Elinize evet. Sağlık. Ne olacak peki bunlar? Bunlar pilav olacak. Nohutlar görüyorum orada. Nohutlar. Köyümüzün başka? Özel kadirlez yaptığımız pilav, özel bunlar. Misafirler geldiği zaman. Tabii. Bulgur, pirinç karışık. Sonra büyük hayvan da geziyoruz biz mesela. Bulgurla içinde pirinç var zaten. Evet. Onlar biraz daha önce başlamış tabii, pişmeye. Pirinç, tabii tabii. Çünkü bulgur daha çabuk yumuşuyor. Tabii. Nohutla pirinç önceden halledilmiş tabii. Efendim işlemleri. Evet. Tereyağı mı var? Tereyağı var. İki paket margarin, evet. Yarım kilo tereyağı, diğeri de bir kilo da şeker var. Bu bayağı karşı. Lezzetli, özel bir pilav olacak galiba. Evet. Bakalım yanında ne var? Elinize sağlık. Bekliyoruz sabırla. Şu kıyafetin güzelliğine, özelliğine bakın. Yediniz. Yöremizin kıyafeti efendim. Çok yakışmış. Burada sizin ne yemeği yapıyorsunuz? Sizin duyunca bir tatlı yiyelim dedik. Ayva perverdesini yaptık. Perverde? Evet. Osmanlı Devleti'nin mutfağında vazgeçilmez tatlı. Çok güzel. Evet. Ne var bunun içine? Tarçın mı o üzerindeki? İlk önce ayvayı hazırladık. Sonradan tarçını ilave yaptık. Şekerimiz de var. Şimdi de bir pekmez ilave yapacağız. Ondan sonra yemekten sonra güzel bir tatlı ve tatlı konuşacağız. Sonra tatlıyıp tatlı konuşacağız evet. Ve üşümeyeceğiz. Öyle görünüyor katılan malzemelerden. Şimdi pekmezini gönderiyoruz. Kış aylarının vazgeçilmez geleneksel tarihi tatlısı ayva perverdesi. Bitmeye az kalmış anladığım kadarıyla. En son çünkü pekmez gönderiliyor. Karıştırılıyor. Biraz daha pişiyor. Ondan sonra sofrada soğuyor. Soğuduktan sonra sofranın tam göbeğinde bizi karşılıyor. Karşılayacağız. Elinize sağlık. Teşekkür afiyet ediyoruz. Afiyet olsun. Sağ olun. Biter mi kazan yemekleri? Bitmez. Kolay gelsin. Nasılsınız? Buyurun. Burada ne güzel bir koku var. Şerbet kokusu. Evet, Osmanlı şerbeti. Baylarız. Osmanlı şerbeti benim içecek listemin en zirvesindedir. Ben de çok Temur iyi. Hindiler, Osmanlı şerbetleri çeşit aynen. Çeşit şifadır. Tadı da var. Daha güzeldir değil mi? Tabii ki. Şimdi ne var bunda? Say bitmesin. Tabii ki de 30'a yakın baharatımız var içinde. Kuru meyveler var, kuru gül yaprakları var, tarçın var, karanfil var, birçok şey var içinde. Osmanlı şerbeti çok uzun süre pişiyor mu? Hayır, aslında indirmeye yakın kaldı. Kaynattık çünkü posasını alacağız birazdan. Sonra soğumaya bırakacağız. Ondan sonra servis edeceğiz. Tadına bakacağız. Evet. Teşekkür evet. Ederiz. Ellerinize rica sağlık. Rica ederim. Arkada bir şeyler oluyor ama bizim evet. Meşhur boza mı o? Evet. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Neden ağlıyorsunuz? Dumandan dolayı. Ben bozadan zannettim. Zor galiba. Bunu bozayı benim başıma yıktılar. Keşkek yapar gibi bu. Ne kadar yorucu bir işten. Evet aslında öyle yani. Hani nasıl yapılıyor? Karışmak. Bozanın ham maddesi nedir? Bulgur, pirinç, irmik. Karıştırıyoruz, ıslatıyoruz onları güzelce. Daha sonra kaynamaya bırakıyoruz. Evet. Kıvamına gelene kadar, kıvam geldikten sonra da süzüyoruz. Ne kadar zaman alıyor bunların hepsi? Yani bayağı sürüyor. Beklemesi de bir gün. Bir gün beklemesi gerekiyor. Sarmaşık köyüne teşekkür ediyoruz. Hanım ablalarımıza teşekkür ediyoruz. En lezzetlisinden, en doğalından şerbetler, bozalarda emrimize amade. Biraz daha gezelim. Siz devam edin. Kolay gelsin. Sağ olun. Bakalım başka neler oluyor. Pide mi bu? Pide. Ne var bunun içinde? Birinde ıspanak, birinde maydanozlu peynir. Peynirli maydanozlu. Patatesli var. Patatesli var. Bunlar da o şeyler de çörek. Bunlar da fırına mı gidiyor şimdi? Bunlar da fırına gidiyor.
Pideden sonra da ekmekler, köy ekmekleri hazırlanacak. Ne için? Biraz sonra kurulacak olan sofralar için, ziyafetler için ekmeklerimiz doğal ekşi maya ile yapılmış. En lezzetli, en doyurucu ekmek. Bunları hazırlıyoruz. Ardından köy meydanına gönderiyoruz. Şimdi sırada yemeklerimiz var. Hadi geçelim bakalım. Kolay gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin. Sarmaşık köyünde tarihi Osmanlı yemekleri için hazırsanız tarifler geliyor. Hindi var, kocaman bir hindi duruyor şimdi sofranın başında. Bakalım ne olacak o? Başka? Cevizli elva. Cevizli elva tarihi evet, tatlılarımızdan bir tanesi. Diyor. Nevriye annemizle ne yapacağız acaba? Mantı yapacağız. Mantı bu, nohut? Evet, nohutlu mantı. Peki biz neyi anlatmaya başlayacağız? En ağır olanından. Evet. Yerinden kalkmayan bir hindi var burada. Evet. Fatma ablamdan ağır. Hindimiz önceden pişirilmiş. Hindi dolması yapacağız. Hindi dolması bayağı teferruatlı bir yemektir ama çok lezzetlidir. Hindi dolmasının malzemeleri nelerdir Fatma ablacığım? Malzemeler pirincimiz var, nanemiz var, efendime söyleyeyim bir tavuk ciğerimiz var, tuz, karabiber. Kendi suyu var. Kendi suyu var, fıstık var dolmalı. Çam fıstığı. Evet. Kırmızı toz biber var, karabiber sen şimdi tencere de büyük göremezsin. Evet, göremedim. Nane var, evet, tuz var, malzemesi çok yani. Şimdi... Hazırlamaya başlıyoruz. Aynen. Önce acaba ne yapıyoruz? Önce yağımızı tavaya tencereye koyalım. Tabii canım. Pilav kavrulur ben boş durmayayım. Kendi karnımdan önce onun karnını düşünüyorum. Çok yiyor ama Fatma abla. Çok, benden çok yiyor. Belli o da zaten. Benim eşim gibi kocaman göbeği var onun da. Kediler, köpekler ve kazlarla beraber başta onları besleyerek çekimlerimize devam ediyoruz. Kavurduk baharatlarımızla pirincimizi, ciğerimizi, tavuk ciğerimizi ve hindinin kendi suyu gidiyor. Dök 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 Nevriye ablacığım. Tamam mı? Şimdi hindimizin içine dolduracağımız pirincimiz yumuşayacak. Ne yapıyoruz? Pilavımız olana kadar biraz sabredeceğiz. Ama bu arada hamur işlerimiz var galiba. Onları halledelim biz. Yufkalarımızı ıslatacağız, yağlayacağız. Hadi bakalım şimdi o işlemleri yapalım. Pilav hazır. Ciğerli pilav. Yufkalar yumuşadı. Hindinin de içini tamamen dolduruyoruz. Peki nasıl böyle kapatacak mıyız? Ben onu folyo ile kapatacağım. Folyo. Alüminyum folyo ile kapatılacak yani. Üstü tamamen. Şimdi içini dolduralım. Bakalım sırada ne var? Toz kırmızı biber ve sıvı yağ ile sosunu hazırlıyoruz. Sürüyoruz. Üzerini yorganla örtüyoruz. Sonra battaniye geliyor. Ardından nereye gidiyor? Fırına gidiyor. Fırına gidiyor. Fırında pişiyor, geliyor. Sonra ne oluyor? Sonra ikrama yufkaların ortasına. Yufkalarla beraber yani onların ortasına yerleştiriyor. Sunum hazır oluyor. İşte hindi dolma bu kadar. Zahmetli ama pek bereketli. Pek de bereketli, pek de tatlı olur inşallah. Elinize sağlık Fatma Hocam şimdiden. Bunları tamamlayıp mantımıza geçiyoruz. Nevriye teyzeciğim, glu gluyu gönderdik fırına. Şimdi mantı yapacağız. Mantıya geldi sıra. Mantımızın malzemeleri neler? Mantımızın malzemeleri un. Evet. Su, biraz tuz. Tuz. Yumurta. Tamam, malzemelerimiz bunlar. Bunları içine koyacağız. Neler var onlar? Mantı, nohut. Nohut var. Nohut, karabiber, kırmızı biber işte. Tamam. Bunu üstüne yapacağız. Onda sonra ne var? Yağ. Şimdi hazırlamaya başlıyoruz. Önce hamur. Hamur. Başlayalım. Önce hamurunu yoğuracağız. Müzik
Hamurlarımızı açtık. Kestik. Kare kare. Şimdi nohut. Nohutla doldurmaya sırası geldi şimdi. Nohuta kırmızı nohut, toz biber karıştıracağız. Biber katacağız. Kırmızı biber, karabiber. Bunları karıştıracağız. Ondan sonra dolduracağız. Biraz galiba ben tuz atılmıştı nohut önceden. Tuzu var. Şöyle doldurum da. Aa, gözlerim görmüyor. İkişer tane doldurdum. Bakayım ben de göremedim. İkişer tane doldurdum hem de. İyi oldu. Doyurucu olur. İki tane doldurduk. Olsun. O da öyle olsun. Şimdi ben de yardım ediyorum Nevriye teyzeme. İkimiz bakalım nasıl yapacağız. İkişer, üçer. Artık onları öyle yapacağız. Hamurları dolduracağız. Bunları doldurup tepsiye dizeceğiz. Tepsiyle buna mı dizeceğiz? Bu burada dursun. Dolduruyoruz, diziyoruz. Tabanına bir şey yapacak mısın? Tabanı yağ süreceğiz. Yağ mı süreceğiz? Ha. Şimdi bunu yağlayalım. Yağlayacağız. Hazırladığımız mantıları tepsimize diziyoruz. Sonra nereye gidecek bunlar? Ocakta kızartacağız. Ondan sonra kaynayan suyu dökeceğiz içine. Pişecek. Kaynayan kazan taşmaz mı? Yar buralardan aşmaz mı? Sil gözünün yaşını, ayrılan kavuşmaz mı? Kaynayan kazan taşmaz mı? Yar buralardan aşmaz mı? Sil gözünün yaşını, ayrılan kavuşmaz mı? Şimdi işlemleri tamamlıyoruz. Ocakta pişiyor, kızarıyor ve sosu da hazırlandıktan sonra afiyetle yemek üzere masadaki yerini alıyor. Tamamlayalım. Sonra helvamız var, hem de cevizli. Zehra ablamızla geleneksel tatlımız cevizli helvayı hazırlayacağız. Nasılsınız Zehra ablacığım? İyi, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Suyu kaynatmışsınız. Evet, suyumuz kaynattık. Önceden kaynat. Hazırlığımız suyu kaynattık. Evet. Malzemelerimiz sadece unumuz var. Evet. Ceviz, toz şeker, su. Su. 2 kilo su, 1 kilo şeker. Ha, ölçü biraz farklı ölçülüyor. Helvada. Ölçülüyor. Yani birebir değil. Hayır. Unumuzu da galiba yeteri kadar kıvamını kontrol ederek devam edeceğiz. Evet. Başlayalım o zaman. Şimdi suyumuz kaynadı. Şekerimizi atabiliriz. Önce şerbeti hazırlanıyor. Şimdi bu kıvamı oldu. Cevizlerimizi, tepsilerimizi serpiyoruz. Serpiyoruz. Ben de yapayım mı diğerini? Yapabilirsiniz. Bol cevizimizi serpiyoruz. Yeter mi bu kadar? Yeter. Altta ceviz var, üzerinde unla şerbet karışımı var. Onları döküyoruz. Tekrar üstüne ceviz dökeceğiz. Tekrar bir kat daha cevizimizi serpiyoruz. Yine karışımımızı gönderiyoruz. Belki yine ceviz serpilecek ve soğumaya bırakılacak. Öyle değil mi Zehra ablacığım? Evet, soğuyan helvamızı keseceğiz. Kesmesi kalıyor artık. Evet. Donacak çünkü. Bu kadar. Zehra ablamıza çok teşekkür ediyoruz. Birazdan Sarmaşık köyümüzün yemekleriyle güzel türküler eşliğinde bir arada olacağız. Kızlar pek eğlalı, yoslan baş var.
sağlık. Sağ olsun Turgay abi. Güzel bir Bilecik türküsü geldi Faruk'umdan. Metin kardeşimin de eline sağlık. Zeki hocam burada saygıdeğer. Birazdan ondan da bir türkü alırız. Gelmişken inşallah. Ama önce yemeklerin tadına bakmamız lazım. Büyük hazırlık var. Hindiyi doldurduk. Evet. Mantı yaptık ve cevizli helva hazırladık. Hindinin sunumu çok güzel. Tam Osmanlı mutfağı. Galiba tarihte de herhalde böyleydi sarayda falan hindinin durumu. Kesin. Şimdi tadına bakalım. Soğutmayalım. Hepsinin tadına bakacağız inşallah. Çok güzel hazırlık var. Sarmaşık köyüne çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Bir türkü olur. Zeki abimizden, hocamızdan güzel bir Bilecik türküsünü size armağan ediyoruz. Sonra Sarmaşık köyünde biraz ziyafetimiz var da. Farklı yerlerinde çok çeşitli usullerle kuzular pişirdik. Yemekler hazırladık. Kuruluş ve kurtuluşun kentinde, bu güzel şehirde tabii ki Osmanlı usulü tarihi usullerle en farklı yöntemlerle kuzular pişirilecek. Bunlardan en güzeli, kuzunun en güzel pişirme şekli bana göre kuyu. Ocağın dört tarafında kuyu var. Oralara kuzular sallandırılıyor ve lokum oluyor. Nasılsınız Süleyman abi? Hoş geldiniz efendim, sağ olun. Bizler de hoş bulduk. Biz kuzu mu? Kuzu etinden kuzu yapacağız. Kuzu etinden yapıyoruz. Kol mu sadece yoksa but da but var, gönderecek miyiz kuyu? Kol var. İkisi de var. İkisi de var elimizde. İkisini birden gönderiyoruz. Diğer malzemelerimiz nelerdir ve bu ekipmandan biraz bahsedelim. Şimdi soğanımız var, sarımsağımız var. Sarımsağımız, bulgurumuz var, hazır. Yıkanmış, hazır. Patatesimiz, biberimiz, domatesimiz. Baharatlarımız var burada. Pul biber, nane, karabiber, tuzumuz var, suyumuz evet, var. Bu kadar. Bu nedir? Bu kuyuya saldığımız bulgur pilavının pişme tepsisi. Yani bulgur pilavının üzerine mi damlayacak bizim kuyuların? Aynen. Bulgur pilavını biz yağsız olarak tandıra veriyoruz. Kuzunun kendi yağ ile pişiyor. O zaman bu anlattıklarımızı uygulayalım şimdi. Önce? Evet. Önce bulgurumuzu bu kaba koyalım. Pilavımız hazır. Pilavımız hazır. Pilavımız göndermeye hazır. Askılar da hazır. İnciklerden asılmış oraya evet, kancalar. Hazırlanmış bunlar. Şimdi tüm malzememizi artık kuyuya gönderebilir miyiz Süleyman Usta? Gönderebiliriz, hazır. Bunlar soslanmış. Pilavımız da hazır. Ustama teşekkür ediyoruz Süleyman Ustam. Masama geçip şimdiden sabırsızlıkla gelecek olan, gözümüzün önüne gelecek olan manzarayı bekliyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. Thank you.
Süleyman ustamızın ellerine sağlık. Şayet Bilecik'teyseniz tabii ki sofralar, tepsiler, tabaklarda 500 yıl öncesinden günümüze akıp gelmiş gibi oluyor. Sunuma bakar mısınız? Kollar, butlar önümde. Altında müthiş bir bulgur pilavı var. Domatesler artık közlenmiş içeride. Biberler çok güzel pişmiş. Patatesler harika görünüyor. Yanında şöyle güzel bir ayranı ve tadına bakmam için beni bekliyor. Kuzuda müthiş bir tat var. Kuzuların her zaman taş fırınlarda ve kuyularda pişirilmesi taraftarıyım ben. Çok lezzetli oluyor, çok yumuşak oluyor. Lokum gibi herkese tavsiye ediyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz Süleyman ustamıza ve lezzet yolculuğumuza bu tepsiden sonra devam ediyoruz. Efendim, rengarenk kıyafetleriyle, birbirinden güzel figürleriyle Osmanlı'nın torunlarına, Osmaneli Belediyesi Halk Oyunları topluluğuna ve Şener Hocama çok teşekkür ediyoruz. Lezzet yolculuğumuz bu güzel şovdan sonra devam ediyor. Şirin mi şirin tarihi Osmaneli'mizde şimdi geleneksel yemekler yapacağız. Tabii ki yemekler Osmanlı olacak. Manzaramız çok güzel. Tarihi Osmanlı mimarisinin en şirin eserleri olan Osmaneli evleri var. Hemen burada. Karagözlü Hacivat'ımız da var galiba. Sibel ablamız var. Sibel ablamız çok güzel bir yemek hazırlayacak bize. Papaz yahnesi. Şimdiki adı lefke. Lefke kebabı diyoruz. Malzemelerimiz karşınızda ama evet. Bunu anlatmadan önce size bir sürprizim daha var. Bir yemek, bir tatlı daha var. Sibel Hanım'ın hemen ardından yemekleri tamamladıktan sonra Remziye teyzemizle beraber dible tatlısı yapacağız. Bir de olmaç. Evet. Olmaç meşhur. Evet. Osmanlı yemeklerimizden bir tanesi. Tatlımız da dible. Bakalım dible neymiş? Biraz merak edin. Şimdi Sibel Hanım'la beraber tadına doyum olmaz papaz yahnesi. Yani lefke kebabı. Evet. Başlayalım şimdi mı? Başlayalım. Malzemelerimizi anlatalım. Arpacık soğanlarımız var. Bu arpacık soğanlarımız bizim kendi Osmaneli'de köylerimizde yetişiyor. Bu suyumuz? Etin suyu. Bu da etimizin suyu. Evet, biraz dana etimizin. Mı? Hayır, kuzu eti. Kuzu mu bu? Hı-hı, kuzu eti. Kuzu etimiz haşlanmış, suyu evet, ayrılmış. Evet, hafif bir haşlandı. Baharatlarımız var. Baharatlarımız kimyon, bir tane şeker, tuzumuz, bir de sirke koyuyoruz. Biraz karabiber, tereyağı. Bu da bizim gene kendi salçamız, kendi köylerimizden, Osmanlı'nın köylerinden yaptığımız, kendi yaptığımız salçamız. Başlıyoruz. Evet. Güvecimiz var. Toprak kabda olacak tabii evet. ki. Tarihi yemeklerimizde de olduğu gibi. Önce ne yapmamız önce lazım? Önce yağımızı atalım. Etimizi de kavurduk evet, soğanlarla beraber. Soğanlarla birlikte biraz soğanı şey yaptık. Üstüne de etini koyduk. Ondan da kavurduk. Şimdi baharatlarını koyup biraz et suyu, biraz su. Ağzını kapatıp fırına.
Tamam. Kapak burada. Evet. Lefke kebabından sonra Remziye teyzemizle oğu maç yemeği ve dible tatlısı var. Ayrılmayın. Mavili mavili mor çiçek, mavili buradan geçecek. Ben bir çeşme yaptırdım, sevdalılar içecek. Yalellim, yalellim, yalellim. Aman yalel, yalel. Ya ben böyle Remziye teyzemi görünce türkü söylesim geldi. Güler yüzlü, tatlı dilli. Birazdan göreceksiniz. Yemekleri nasıl anlatıverecek size. Önce oğmaç yapacak, sonra dible. Evet. Evet. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sizleri gördük. Daha iyi olduk. Bizler bakın yüzümüz gülüyor. Evet, hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Hoş bizler bulduk, de memnun olduk. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Önce oğmaç yapacağız evet. Tabii ki. Oğmaç tarihi Osmanlı evet, yemeklerimizden evet, bir tanesi. Evet. Türkiye'nin farklı yerlerinde yapılıyor evet. Ama takdir edersiniz ki kuruluş ve kurtuluşun kentindeyiz. Dedelerimizden, büyüdelerimizden yani. Ve bizlerden gelen bir gelenek, bir çorba bu. Şimdi oğmaç malzemeleri. Evet. İki tane güzel testi. Onlarda ne var? Burada bir tanesine sıcak su var. Tenceremize koyacağız. Bunda soğuk su var. Unumuzu omaç yapacağız. Yani hem sıcak hem soğuk su evet. Gerekiyor. Evet. Yine ev yapımı bir salçamız var. Tereyağımız var. Evet. Tuzumuz var. Karabiberimiz var. Toz biberimiz var. Nanemiz var. Oh, unumuz sulu var. Sulu yağımız var. Unumuz var. Bu kadar. Evet. O zaman hazırlanmaya başlayalım. Evet, başlayalım. Önce tencerede ocağımızı, biraz işimiz var. Evet, ocağımızı yakalım. Sonra tereyağımızı eritelim mi? Evet. Tereyağımızı eritiyoruz. Ardından ne yapalım? Ben de bu arada omaçım hazırlayayım. Öyle mi? Evet. Biraz ıslatılıp yapılacak değil mi tabii, böyle tabii, ufak tabii, ufak? Tabii, bakın biraz, şimdi omaç nasıl yapılıyor? Şimdi zaman gereken bir şey bu biraz. Ben kavurma işlemlerine devam ederken Remziye teyzem omaçları evet, hazırlayacak. Evet. Omaç yani hazırlayayım. İsminlerden geliyor. Ovulacak efendim evet, böyle evet. Avucunuzun içinde. Şimdi suyumuz kaynadı. Kaynadı. Evet, umacımızı yavaş yavaş atacağız. Ben size yavaş alın. Ben size kaşığımı vereyim, siz karıştırın, ben atayım. Taraftan, evet. Ufak tufak olması tekrar. Öğrenmiş olursun, eve gittiğinde hanımına pişirsin. Ama ilk işimi zaten hanıma umaç yapmak. Evet, yani. İlk işim. Başka ne olabilirdi? Çocuklara da yararlı. Yararlı mı? Evet. Tamam o zaman yaptı, bitti bu hafta. Umaçlarımızı gönderiyoruz, hamurlarımızı. O dikkatli, onun kıvamını tutturmanız lazım. Evet. Çok dengeli bir şekilde su ekleyeceksiniz. Sonra krep yaparsınız. Evet. Suyu abartırsanız. Evet. Evet. Şimdi bunlar kaynadığında üzerine nanemizi atıp serpiyoruz. Servis hazır. Evet. Elinize evet. Sağlık. Afiyet olsun. Sırada ne var? Dible var. Sırada dible tatlımız var. Sırada dible tatlımız var. Dible tatlımız tarihi Bilecik'imize ait evet, çok evet. Eski bir tatlı. Evet. Yufkalardan hazırlanıyor. Evet. Yine çocukluğuma götürdü tabii bu manzara evet. Benim. Bunlar böyle dizilirdi yukarıya kadar evet. Evde, köyde. Askıyla tavana asılırdı. Evet, iki taraflı urga ip bağlanırdı. Durdu değil mi tahtanın üzerinde? Tahta konur, tahta sıralanırdı eskiden. Sonra babaanne, evet. Anneanne onu oradan indirirdi. Evet. Su serperlerdi üzerine. Ya tabii, işte evet, onlar. Tabii. Bunlar önceden hazırlanmış, yufkalarımız evet. Kuru, evet. Pişmiş. Şimdi malzemelerimiz, yine bir testi suyumuz var. Evet, ıslamak yufkalarımız için. Var. Bu nedir Remziye teyze? Ne bu suyu? Bu kavağımız. Evet, şerbet mi? Evet, şerbetimiz. Şerbetimiz. Evet, tatlı. Birebir oranda yapıldı. Muhakkak, muhakkak. O da cevizimiz. Ceviz içi, evet. İçimiz ve da yağımız. Sıvı yağımız. Sıvı yağımız. Yine büyük bir tepsimiz evet. Var. Malzemelerimiz bunlardır. Alet edevatlarımız da bunlardır, gereçlerimiz. Ve başlıyoruz dible tatlısına. Evet. Önce suyumuzu tepsimize. Yufka mı ıslatacağız? Yufkaları ıslatacağız şimdi. Islatalım evet. Bakalım. Evet. Şimdi cevizimizi atalım. Cevizimizi. Serpelim. Evet.
gezdiriyoruz aradaki katımıza. Bol ceviz. Evet. Ve tekrar bunları üzerine kapatıyoruz. Sonra ne oluyor Remziye teyzeciğim? Bunu ocakta kızartıp... Şerbetini verip afiyetle yiyeceğiz. Tatlımızı tamamladıktan sonra Osmanlı'mızın birbirinden lezzetli yemeklerle karşınızda olacağız. Biraz da türkü diyeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir Osmanlı türküsü. Osmanlı bilecik mi? Yiyoruz. Çok güzel türküler. Evet. Yemeklerimiz hazır. Bir türkü daha dinleyeceğiz birazdan. Önce tadalım. Şimdi diple tatlısını yaptık Remziye teyzemle. Yine olmak çorbamız da burada. Ve bize Sibel Hanım lefke kebabı. Lefke kebabı. Tadına bakıyoruz. Şener abi acıkmış olabilir. Acele etmek zorundayım. Hamur işini bıraktım dedi ama yanlış bir zamanda bırakmış. Bana göre. Önce çorba. Çorba. Evet. Tamam, çorbadan başlayalım. Bir numara. On numara mı? On numara. Bir nasıl olur? Ha, bir numara. Birilerde bir numara. Evet. Puanda on numara. Puanda on numara. Evet. Bana kalsa 13 olur. 13 mi? 14 olur. Teşekkür ederim. Sınıfta geçtik. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hem birbirinden lezzetli yemekler için, tatlılar için, hem de tatlı diliniz ve güler yüzünüz için. Sizin tatlı sizin nezdinde tüm Osman eline teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar efendim. Lezzet yolculuğu devam edecek ama yine bir Bilecik türküsü alalım değil mi? Size bir tane daha Bilecik türküsü armağan ederim. Yolculuğumuz devam etsin. Kuzudan onlarca çeşit hazırlık yapılıyor. Biz birçoğunu hazırlayacağız şimdi. Cem Usta ile yapacağız. Nasılsınız Cem Usta? Çok şükür. Siz nasılsınız efendim? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi hızlı bir şekilde en pratik bir kuzudan, elinizde bir kuzu varsa bundan neler yapılabilir? Onu anlatacağız. Evet. Kaç saniyede parçalarız rahmetliyi? Kuzuyu 30 saniyede parçalarız ama önemli olan işlemesi. 30 mu? Yani 30 saniye civarında parçalarız. Gayet hızlı. Önce kuzumuzu parçalayalım, sonra bakalım Cem Usta bize neler hazırlayacak ondan. Başladı.
işte kuzumuz bayağı parçaya bölündü. Peki bu parçalardan şimdi neler hazırlayacağız? Şimdi kuzumun but etinden külbastı hazırlayacağız. Başka? Beraber yemek için. Belinden böbrek yatağı ve küşleme hazırlayacağız. Başka? Kaburgalarından pirzola yapacağız. Boyundan bir şey yapacak mısın? Boyundan haşlamalık yaparız. Hadi bakalım şimdi bu anlattıklarımızı hazırlama vakti. Onlar da çok kısa bir sürede olacak. Sizin için de güzel bir fikir olacak. Başlıyoruz. Önce külbastıdan başlayalım. Hazırlıyoruz. Evet. Ve etlerimiz hazır. Külbastı dövülecek mi? Evet, dövülecek. Biraz dayak yiyecek, ardından ızgaraya gönderilecek. Evet. Sırada ne var? Sırada pirzola yapalım isterseniz. Şimdi kaburgayla biraz işimiz var. Pirzolamız da hazır. Sırada? Sırada böbrek yatağı ve küşlememiz var. En önemli kısım, en lezzetli kısımlardan bir tanesidir benim için. Küşleme ve böbrek yatağı. Böbrek yatağımız. Böbrek yatağımız da bu. Şimdi köftesini de hazırlayıp o ucu bucağı görünmeyen ızgaraya doğru gideceğiz. Ustamıza çok teşekkür ediyoruz, Cem ustamıza. Ve ben masama geçip bu çeşitlerin tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Az sonra görüşürüz. Bozüyük'te Cem ustamız adeta kuzu şov yaptı bize. Neler var neler. Yani anlattıklarımızın haricinde 3 katı daha çeşit yapmış. Hemen tadına bakalım. Cem ustamıza teşekkür ediyoruz. Bir kuzudan neler hazırlanır öğretti bize, ifadelendirdi. Sağ olsun, hepsi birbirinden güzeldi. Lezzet yolculuğumuz devam ediyor. Bana bir ziyafet arası. Ustamız Bilecik'imizin geleneksel lezzetlerini, damak şenlendiren lezzetlerini anlatacak bize. Çok güzel güveç oluyor Bilecik'te. Nail ustam nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi genelde güveçte pişiyor Bilecik'teki yemeklerimiz. Toprak kablarda geleneksel usullerle pişiriliyor. Evet. Kuzu kullanılıyor çoğunlukla. Tabii dana kullanılan yemekler de var bunun yanında Bilecik'imizde. Bilecik güveci bayağı teferruatlı, bol malzemeli, mevsime göre değişen aslında içindekiler. Bir yemek. Sadece bunu mu hazırlayacağız size? Yetmez. Bir fırın kebabı da yaparız değil mi? Yaparız. Nail ustam. Fırın kebabı da yaparız evet. Bize tatlı da lazım olabilir. Ayva tatlısı yaparız. Bilecik'in meşhur ayvasıyla tatlısını da yaparız. Önce Bilecik güvecimizi hazırlayacağız. Bilecik güvecimizin malzemeleri karşınızda. Nail ustam size sıralayıversin onları. Patlıcanla başlıyor. Patlıcan var, patatesimiz var, kuru soğan, çarliston biberimiz, domatesimiz ve tereyağımız, salçamız, baharat çeşidimiz ve etimiz. Yine sarımsak var bol. Farklı olarak defne yaprağı var. Evet. Bunları da kullanacağız. Mis gibi kokacak inşallah. Etimiz ne? Nasıl tercih ettiniz? Kaburga görüyorum orada. O kaburga, kuzu kaburgadan. Yani döş dediğimiz yerle bir itişik, o oradan boşlukla, hafif yağlı lezzet oranını da artırıyor. Kuzunun boşluğuyla kaburgaları çok lezzetli biliyorsunuz. Kemiğe yakın olan yer
lezzetli evet. olur kuzuda. Ustamız onu kullanacak. O zaman bu güveç biraz parmakları bize yedirtecek. İnşallah. Öyle olacak inşallah. İnşallah evet. Hazırlamaya başlıyoruz. Çiğden mi hazırlıyoruz usta? Çiğden hazırlıyoruz. Fırına gönderiyoruz. Fırına gönderiyoruz. Fırında bir saat falan pişiriyoruz. Salçalı su, baharatlı karıştırıp içine atıyoruz. Gönlüyoruz. Sonra domatesle kapatıp alüminyum folyo fırın. Bu kadar. Evet. Yani göğeç yapması aslında kısa sürüyor. Çok fazla bir ön hazırlığı yok. Sebzelerimizi iri iri doğradıktan sonra sıralama önemli. Toprak kabımızı yerleştiriyoruz. Salçalı baharatlı suyunu gönderiyoruz. Domatesleri diziyoruz, folyoyu örtüyoruz. Fırına gönderiyoruz. Bir saat mi diyelim? Bir saat evet. Bir saat sonra hazır olacak inşallah. Şimdi o hazırlanıp pişerken biz de size fırın kebabı hazırlayalım. Evet, fırın kebabı. Sırada fırın kebabımız var. Malzemelerimiz de karşınızdayız. Bu sefer dana eti var. Danamızın ne tarafına düşüyorlar? Dananın butu, ayna kısmı. Yani sinirsiz, sadece ayna kısmı, evet. Löp et olan yeri. Löp et, evet. Suyumuz var. Su, tabii evet. Gerek duyulursa su kullanacağız. Yağımız var, tereyağımız var, ayçiçek yağımız var, sarımsak, tuz. Bu kadar malzemelerimiz. Evet. Önemli olan dizilmesi ve pişme yöntemi pişme, galiba. Sonra piştikten sonra doğrayacağız. Güvece koyacağız, kremite fırına süreceğiz. Başlıyoruz. Etlerimizi acaba doğrayacağız mı? Etlerimizi sadece şöyle ikiye böleceğiz. İri parçalar halinde evet, atacağız. Evet, iri parçalarına. Sıvı ve tereyağımızı tenceremize ekledik. Eritiyoruz. Eritiyoruz evet. Etleri mühürleyecek misiniz önce? Yoksa? Yok, mühürlemiyor. Kendi suyunu salacak. Yani o kadar. O kadar. Başka bir şey koymuyoruz. Sadece tuz atacağız. Şimdi sarımsak. Yağdan sonra etlerimizi evet. Suyunu bırakana kadar pişiriyoruz. İşte lezzet yolculuğunun sizler için kolaylıkları. Gözünüzü açtınız, kapattınız, tekrar açtınız. 1,5 saat geçmiş. Tam 1,5 saat pişti. Bilmiyordum öyle olacağını. 1,5 saat boyunca etimiz lokum oldu. Çünkü lokum. Çok iri. Tamamının pişmesi lazım. Kendi evet. suyu içinde. Kendi suyunu fokur sağladı. Fokur kaynıyor pişiyor. Nihayet. Evet, şu anda pişti. Şimdi ne, yapıyor, şimdi, ne yapıyoruz? Şimdi suyundan eti ayırıyoruz. Etlerimizi alıyoruz. Evet. Suyuyla bir işimiz var bunlar. Var efendim, suyunu alacağız. Bunu koyacağız, tekrar fırına süreceğiz bunu. Şimdi sunumu hazırlıyoruz sunumu, aslında. Evet. Şimdi doğranışını yapacağız. İnce ince doğruyoruz ve birazdan toprak kabımızdan dizmeye başlıyoruz. Daha sonra da son şeklini alacak, fırına gidecek. Pişecek ve tadına bakacağız. Teşekkür ederiz. Sırada tatlımız var. Bu hazırlıklar bitsin. Ayvadan hoş, lezzetli mi lezzetli? Geleneksel tatla sizi buluşturacağız az sonra. En lezzetlisinden ayva tatlısının malzemeleri hazır. Tarifi vermeye başlıyoruz. Bir kısım ayvamızı soyduk. Soyduk. Şimdi. Bunu soyacağız. Malzeme bu kadar mı? Sadece ayva değil. Toz şekerimiz var. Karanfilimiz var. Ayva çekirdeğimiz var. Ayva çekirdeğimiz var. Evet. Çekirdekleri ezmek için döveceğimiz var. Hazırlayalım. Başlıyoruz. Ayvamızı nasıl doğrayacağız? Kabuğunu soyacağız galiba. Evet. İkiye bölüp içini alacağız, temizleyeceğiz. Çekirdeklerini de muhafaza edeceğiz. Evet. İşin sırrı, renk, tadı biraz çekirdekten oluyor. Tamamen doğal bir
tatlı hazırlıyoruz size. Şimdi bu şekilde hazırladık ayvalarımızı. Önceden bir pişirme işlemi var mı ayvayı bir miktar? Yok, sadece şerbetin içine atacağız. Beraber kaynayacak. Bu daha kolay bir tarif. Evet. Çekirdeklerimizi ayırdık. Çekirdeklerimizi şöyle şey yapalım. Şu tülbentimize koyalım. Tülbentin içine koyuyoruz ve eziyoruz. Neden? Aromasını alalım diye. Evet. Ve şöyle eziyoruz karanfillerle beraber. Bunu bu şekilde atacağız değil mi? Evet. Suyun fazlasını alıyoruz. Gidecek olan küçük bir bohçamız var elimizde. Evet. Bunun içinde sadece çekirdek ve karanfil var. Göndereceğiz. Şimdi ocağımızı yakalım. Su kaynamadan da bunları yapabiliyorsunuz. Yani hazırlığı bu sebeple kısa sürüyor. Yarım saat sonra kapağını kapatıyoruz. Kapağını örtüyoruz. Ne kadar zamanda pişer ayvalarımız? Yarım saati bulmaz yani. Yarım saat sonra ayvaları alacağız incitmeden, parçalamadan. Evet. Servis tabağına koyacağız. Üzerine nasıl bir süsleme yapacaksınız? Kaymak koyacağız. Bu kadar. Evet. Ve sunuma hazır. Şimdi bu güzel yemekler ve tatlarla beraber az sonra Bilecik türküleri söyleyeceğiz. Nail ustamıza teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Birazdan sağ olun, hoş tadına bakacağız. Belediyesi Oturak Havası Meşk ekibine teşekkür ediyoruz. Sağ olun, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz de Bilecik'e hoş bulduk. Şimdi ustamız çok güzel yemekler hazırladı tabii ki. Bunların tadına bakalım. Ardından bir tane daha türkü var, merak etmeyin. Nereden başlasam? Tatlıdan mı başlayayım acaba bu sefer? Efendim, usulü bozmayalım. Biz Bilecik güveç hazırladık. Nail ustamızın eline sağlık. Bir de yanına bize fırın kebabı yapıverdi. Mevsimin en güzel tatlılarından biri ayva tatlısı. Tadına bakalım artık. Taşı mermer, toprağı porselen, yaprağı ipek, insanı gözü pek. Evet. Kuruluş ve kurtuluşun beşiği. Bileceğimize veda vakti geldi. Yine inşallah kavuşacağız. İnşallah. Aradan belli bir süre geçince biz bu tandırları, bu güveçleri özleyeceğiz. Sizleri özleyeceğiz. Hafta yine aynı saatte farklı bir ilimizde görüşene dek şimdilik hoşça kalın. Güzel bir Bilecik türküsüyle sizlere veda ediyoruz. Koca kapının gül damalı
düşen iklim.